Hoca son 4-5 hafta kalaydı galiba. Öyle sohbet ediyoruz da. Dedi böyle durur durur avaraja kalacak dedi bu iş. Hoca geldi şimdi Sergen Hoca. Murat dedi ne oldu dedi. O golde ne yapıyordun dedi. Abi dedim pozisyonumu alamadım. Yanlış yerde duruyordum dedi. Doğru söylüyorsun dedi ya. Senin dedi orada ne işin var dedi. Yedek kulübesinde olman lazım. Hatay maçı hoca açıklamayı yaptı. Göreceğiz o gün ne olacağını diye dedi. Maç 7-0 bitti. Yılmaz Hoca'nın anılarını anlatmak için biraz biplemek lazım. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konuğu değerli antrenörlerimizden Sergen Yalçın'la uzun yıllardır birlikte çalışan, başarılara imza atan, kupalar kazanan, futbol serüveninde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Süper Lig'de birçok takımda oynayan eski kalecilerden, şimdinin başarılı antrenörlerinden Murat Şahin'le birlikteyiz. Hocam evine geldik. Kapılarını açtığın için teşekkür ediyorum. Ben zaten teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 20 senelik dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Çok sağ ol. Başarılarının da... Çocukları bile beraber büyüttük. Evet, çocukları bile beraber büyüttük. Aynen öyle. Hocam dilersen biraz şeye uzaralım. Nereye uzaralım? Dilersen gündem konuşalım. Ardından geçmişe uzanalım. Anıları ve hikayeleri elbette konuşacağız. Aynen. Milli takım şu anda çok gündemde ve hatta son bir aydır Sergen Yalçın gelecek, Stefan Kuz gönderilecek şeklinde haberler yazılıyor, çiziliyor, yapılıyor ve hatta Lüksemburg beraberliğinden sonra Twitter'da TT oldu Sergen Yalçın. Size bir teklif var mı? Milli takımda çok kısa bir süre içerisinde Sergen Yalçın, Murat Şahin ve ekibini görecek miyiz? Nasıl yorumlarsın? Ya tabii şimdi bu bizim tek elimizde olan bir durum değil. Ama bu soruya şöyle cevap verebilirsek, yani milli takım oyuncuyken de herkesin hayalidir, antrenörken de herkesin hayalidir. Yani biz de takip ediyoruz, bir şeyler yazılıp çiziliyor. Ama şu an başında bir hoca var. Ondan ilerleyen zamanlarda ne olur ne biter bilemeyiz. Ama Türkiye'de gelebileceğiniz en büyük mertebe milli takım. Tabii ki biz de hoca da herkes gibi o en büyük mertebede çalışmak isteriz. Niye olmasın? Peki milli takımı şu anda performansını beğeniyor musun? Ortaya koyduğu oyunu. Tabii şu an C liginden işte B ligine çıktık ama iyi bir jenerasyonumuz var. Tabii biraz daha turnuvalar nezdinde tecrübe kazanması gereken bir takımımız var. İyi işler yapabileceğini 7-8 yıl, 10 yıl bu jenerasyon götürebilecek bir kadrosu var. Bunun iyi işlenip Türk futbolunun daha iyi yerlere gelmesi için çalışma yapılması lazım tabii. İyi işlenebiliyor mu şu anda? Ya tatmin ediyor mu oyun, ortaya koyduğu performans? Şimdi bu soruya tam ben cevap vermeyeyim. Çünkü hoş olmaz. Ya da şöyle söyleyeyim. Antrenör Murat Şahin değil. Bir Türk izleyicisi ya da bir Türk vatandaşı olarak söyleyeyim. Milli takımı izlediğin zaman 90. dakikanın sonunda oh be süper bir milli takım izledim diyebiliyor musun? Yani şimdi tabii ki her takımın olduğu gibi milli takımın da bazı sıkıntıları var. Artı yönleri var. Sıkıntılarını en kısa sürede çözebilirse, çünkü şimdi Dünya Kupası başlayacak. Ondan sonraki süreçte Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Dünya Kupası'nı kaybettik zaten. Hani oraya gidemiyoruz ama ondan sonra Avrupa Şampiyonası var. Ciddi bir yeni bir süreç başlayacak. O zamana kadar bir oyun yapılanması, takımın oyuncularının performanslarının arttırılması şeklinde çalışmalar yapılması lazım tabii ki. Bu da bir süreç. İyi yapılırsa Avrupa Şampiyonası ile beraber bir çıkış yakalayabilecek bir milli takıma sahibiz. Kuz peki sana göre başarılı mı ya da iyi işler yapıyor mu? Yani şimdi bizim ülkede herkes eleştirildiği gibi şu an milli takım başındaki hoca da eleştiriliyor veya iyi yönleri var, kötü yönleri var. Herkesin olduğu gibi. Ha bu başarılı mı başarısız mı sorusuna çok şimdi ben de bir antrenör olarak çok cevap vermek istemiyorum ama başarılı başarısız neye göre ve yani neye bakılması lazım? Yani sonuçta bir Dünya Kupası elemesini kaçırdık. Şimdi bundan sonra yok C liginden B ligine çıkmak çok milli takım için bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten oralara gelmesi
gelmemesi lazımdı. Onun için önünde yani bir şeyler görmek lazım. Şu anki görünüşte çok başarılı bir durum yok ortada. Peki yerli hoca milli takıma daha mı iyi sence şey oluyor? Ha, bu benim bu şahsi fikrim. Yani antrenör olarak konuşmuyorum. Bir Türk insanı olarak konuşuyorum. Bence hani çok ciddi üst seviyelerde antrenörlük geçmişi veya ismi olmadığı sürece ben sırf bizim için de konuşmuyorum. Yani bütün milli takımların için kendi ülkesinin insanının olması bence daha doğru bir tercih diye düşünüyorum. Ve ben de onu görmek isterim yani. Peki. Ha bu Sergen olur, Ahmet olur, Mehmet o çok isim olarak söylemiyorum ama Türk milli takımın başında Türk bir hocanın olmasını isterim. Sergen Hoca ile konuşuyor musunuz? Teklif geldi mi, gelir mi, gelirse ne olur? Sergen Hoca ne diyor? Sergen Hoca gelirse her milli takıma Kuns'un yapamadığı neyi yapabilir? Ya şimdi bu soru çok kapsamlı bir soru. O teklif geldi mi falan filan onlara çok giremem ama Sergen Hoca da sürekli konuşuyoruz. O da milli takımda çalışmak ister yani her hoca gibi. Neden çalışmasın? Peki Kuns'un yapamadığı neyi yapar Sergen Hoca milli takımda? Milli takımda en büyük başarı turnuvaya gitmek. Götür. Yani. Sergen Hoca gelirse takımı şampiyonaya götür diyorsun. Kesinlikle. Onda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ya, iddialısın o konuda. Geçen sene daha doğrusu Beşiktaş'a geldiniz hocam. 13,5 kişiyle şampiyon oldunuz. Hatta son dönemde Abubakar da yoktu. Son haftalarda Santa Forsuz da oynadı Beşiktaş. Ama inanılmaz bir başarı. Hatta 2 kupa aldınız. Hatta son lig maçına çıkmadan önce 5 gün içinde ya 2 kupa alacaktınız ya da hiç kupa almadan evet, sezonu bitirecektiniz. İnanılmaz bir hafta. Nasıl yorumlarsın o seneyi? Şampiyonluk geldi. Çocuklarınıza, torunlarınıza anlatacağınız büyük bir başarı. Evet, o sene gerçekten çok özel bir sene. Yani herkese nasip olmayacak senelerden biri. Zaten öyle bir pandemi dönemi diye bir dönem. İnşallah bir daha hiçbir yani dünyanın başına böyle bir şey gelmez. Gelmediği sürece de tek sezon o olacak zaten. İnanılmaz zorluklarla geçilmiş. Ama sonu mutlu bitmiş. Güzel bir seneydi. Tabii dediğin hele sonu çok ciddi bir sıkıntıydı. Bu saç ektirme falan. Bunları niye yaptık zannediyorsun? İşte bunlar yüzünden yaptık. Döküldü mü saçlar? Döküldü saçlar. Ya, hocam bir şey söyleyeceğim. İki günde saç dökülür mü? Dökülüyor. Dökülüyor. Ben bunu öğrendim yani. Hem beyazlıyor hem dökülüyor. Hem beyazlıyor hem dökülüyor. Hem şunu söylerler. Sen gel yatın çok rahat, çok relax. İşte dünya umurunda değil. Stres yaşamaz. Gerçekten öyle mi? Ya da Sergen Yalçın da öyle anlatılan, ifade edilen gibi bir insan değil. Stresi de dibine kadar yaşar. O baskıyı da hisseder. Nasıl yorumlarsın? Ya şimdi yani 11-12 yıla yakındır antrenörlük tarafında. Bunun öncesinde takım arkadaşlığı da yaptım. Hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta oynarken Sergen Hoca ile oynama kısmetine de sahip oldum. Karşılıklı da oynadın. Karşılıklı da oynadık. Güzel güzel goller de attı bize. Unutulmayacak goller de attı. Sergen Hoca ile ilgili inanılmaz şeyler okuyorum. Yani insanların söylediği söylemleri var. Değişik değişik yorumlar var. Yani ben bunu şunu açıklıkla söyleyebilirim. Yani kendinden bile daha iyi tanıdığımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok yakınız ve birlikteyiz. Ya çok gereksiz hikayeler var hoca ile ilgili. Ve hala mesela çok eskiyle ilgili anlatılanlar var. Antrenörlük yapıyor adam. Adamın futbolculuğundan başka ama bir şeyler hocam, diyor. Sergen rahatsızlık. Sergen Yalçın her zaman bir yıldızdı. Halen tamam, bir yıldız. Ama her zaman bir reytingi var. Ve o reytingden yola çıkarak çok ciddi anlamda okunur, yazılır, çizilir. Ya bu bence tamam, olabilecek onlar, şey. Onlarda sorun yok. Anılın olur bir şey anlatabilirsin. Ama mesela bilmediğin bir şeyi yorum yapamazsın. Mesela şimdi Sergen Yalçın rahattır mesela diyelim. Öyle bir şey var. Ya yani nereden biliyorsun? Mesela şampiyonluk günü. Hani nereden biliyorsun? Yani mesela örnek bir insan Sergen Yalçın çok rahattır. Ya yani neye göre rahattır? Ha oyuncuyken senin yaşadığı şeylere göre mi yapıyorsun? Nereden biliyorsun yani? Adamla bir gününü geçirdin mi? Mesela bilmiyorsun. İşte o güzel değil. Yoksa anı yaşarsın. Sergen Hoca ile bir sürü insan yani o da
30 yıl üstünde bu işin içinde yani. Herkesin bir hoca ile ilgili anısı olabilir. Onları anlatabilirsin. Ama adamla ilgili veya kişiliğiyle ilgili, düşündükleriyle ilgili yorumu yapamazsın. Çünkü yanında değilsin. Bilmiyorsun. Göztepe maçını soracağım, şampiyonluk günü. Stresi yaşadım. 2 günde saçım döküldü diyorsun. Sergen Hoca da stresi yaşadı. Valla hoca ile böyle bir odada, İzmir'de, otelde bütün gün birbirimize bakarak odada volta atarak geçirdik. Yani çünkü dediğin gibi stresi düşünebiliyor musunuz? Ya 3 gün içinde 2 tane kupa alacağız ya almayacağız. Yani 1 senenin emek oraya kadar gelmiş. 2 tane maça bağlı. Önce evet. Şampiyonluk maçı, sonra Türkiye Kupası. Yani Türkiye Kupası'nı ayırıyorum. Şampiyonluk yani bir şey oldu, birinin ayağı kaydı, bir şey oldu, kırmızı kartı var, futbolun içinde her şey var. Yani ki artık avaraja kaldı, bir de öyle bir durum var. Sadece yenmen de yetmiyor. Yani ekstra şeyler oldu o sezon. Son 10 maçta işte o yaşadığımız o sakatlıklar, eksilmemelerimiz, her şey bizi oraya getirdi. Ya bunda hocanın da payı var, şöyle var. Hoca son 4-5 hafta kalaydı galiba, öyle sohbet ediyoruz da. Dedi böyle duru. Avaraja kalacak dedi bu iş. Sen şaka yapıyorsun. Evet. 4-5 hafta kala. Evet, 4-5 hafta. Yani tam haftasını hatırlamıyorum ama 4-5 hafta vardı. Bu şeyden dolayı mı? Sakatlıklar, Abu Bakar falan. Ya ona bak, o gidişatı falan kafasında düşünüyor tabii, planlıyor. Dedi bu iş galiba avaraja kalacak dedi. Bir avaraja kaldı. Ha, sonuçta şampiyon olduğumuz için tabii ki o an önemli değil. Ama yani olalım da avarajlı olalım, fark tabii. Etmez. Ama işte oraya gelene kadar ki o stres, o sıkıntı bitiriyor. Sonunda onun mutluluğunu yaşıyorsun ama oraya gelene kadar ki durum bitirdi bizi yani. Bir inanılmaz bir sinir boşalması oldu değil mi maçtan? Oluyor. Olmaz mı ya? Ya insan gerçekten bu mutluluğu anlatmak için ben kelimeler yetmez yani. Harbiden o insandaki o haz, mutluluk inanılmaz bir duygu. İnanılmaz. Bir şeyi başarmanın ve yani bir senelik emeğin ortaya çıkması inanılmaz bir duygu. Bunu yani çok da hani şey gibi düşünelim, çocuğun olması gibi. Tabii. Hani o zaman yaşadığın duyguyu şampiyonlukta da yaşıyorsun. Sabah kalktığında ya rüya mıydı, ne kadar güzel bir mutluluk falan diyor. Enteresan değil mi? Bir yeni sabah uyanmak. Tabii ya, şampiyon olmuşsun, ikinci yani tabii o çok vaktimiz yoktu da 2 gün sonra Türkiye Kupası'nı da aldık. Ha, benim içimde ne var o zaman için şampiyon olmuş? Seyirci de olsaydı tabii ki daha güzel olurdu. O süreçte seyirci olmadığı için tabii ki kutlamaları bilmem nesi biraz daha sönük geçti. Ama bu duyguyu inşallah bir daha yaşarız. Herkesin yaşaması gerekiyor ki bu işle ilgilenen herkes, yani inanılmaz bir duygu gerçekten. Beşiktaş'ta yarım kalan hikayelerimiz var diyor musun? Kesinlikle var. Her zaman var. Yani bu hiçbir zaman bitmez. Çünkü futbolda başarının şeyi yok. Yani bitme şeyi yok. Her sene başka bir sene. Her sene mümkün olunca her sene şampiyon olmak istersin. Sergen Yalçın bir Beşiktaş efsanesi. Futbolculuğu, teknik adamlı. Yani 5 sene, 10 sene sonra da her zaman kredisi var. Belli ki gelecek Sergen Hoca. Yakın mesafe, uzun mesafe, kısa zamanda, uzun zamanda. Peki Avrupa kupalarında başarısız olma içinize muhte oldu mu? Oluyor tabii. Şimdi Şampiyonlar Ligi oynuyorsun. Bir hayalin oluyor o zaman. Acaba burada yürüyebilir miyiz? Buradan bir şeyler yapabilir miyiz? Türkiye Ligi'ni kazanmışsın. Üstüne bir başka bir başarı, Avrupa Ligi kalıyor. Şimdi orada bir şeyler yapabilir miyiz diye. Zaten biraz ondan sonraki sene yaşadığımız sıkıntılarda o da psikolojik anlamda da hem oyuncu grubunu hem bizi biraz yıprattı. O da belli bir şeyden sonra ayrılığa kadar geldi. Neden? Ya o kadar uğraşılıyor, şampiyon olunuyor. Her Şampiyonlar Ligi gibi bir turnuvaya katılıyorsun. Bir de onun için kadro kuruyorsun. Evet, yani o planlamanı ona göre yapıyorsun. Gönül ister ki orada da bir şeyler yapabilelim. Yani hem kulübümüzü hem kendi açımızdan o mutluluğun bir üste koyalım. Ama oldu mu olmadı. Ama hocam çok şanslısınız ya. Şöyle şanslısınız.
Larin'den performans alamadınız. Enkudu sakatlandı, performans alamadınız. Larin'in sözleşme konusu da vardı. Sakat döndü zaten. Tekşehir'den hiç randıman alamadınız. 9 ay oynamamış. Piyan hiç hiçbir şey oynamadı. Kenan'dan alamadı. Yani hiçbir transferden katkı alamadınız hocam. Ve o sene galiba 9 transfer geldi şampiyonluktan sonra. Dediğin gibi yani 9'da 0'a yakın hemen. Batshuayi. Ondan da randıman alamadınız. Ya tabii ki çocuklara yani burada alamadık derken herkes elinden geleni yapıyor ama. Ha, kötü futbolcular demiyorum. O anlamda demiyorum ama performans aldık mı derseniz hiçbirinden alamadık o sene için. Bu da üst üste. Bir şanssızlığımız da şimdi mesela bizim ülkede bir de şöyle bir şey var. Gruplar açıklanıyor. Ajax, Dortmund, Lisbon. Sporting Lisbon. Hepsi kendi liginin şampiyonluğu oynayanları, en kötü ikinci olanları, her sene Şampiyonlar Ligi'ne katılmışları. Tabii. Yani o takımlar Şampiyonlar Ligi'ne göre, biz mesela atıyorum Türkiye'de ne oluyor? İşte Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak için kadro kuruluyor. O takımlar Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapabilmek için her sene ona göre organize olmuş ve ona göre bir mali yapısı olan, bir hazırlığı olan kulüpler. Şimdi grup da çok sert oldu. İlk maçı Dortmund maçıyla başladık ki yenebileceğimiz bir maçtı. Tabii. İyi de oynadık ama işte bir iki ufak şey tersi de olabilir ama yenemedin. Kötü başlıyorsun. İşte ondan tabii sonra sakatlıklar başladı. Bu sefer ligde ikisini bir götüre yani ligi yenebilsen belki bir moral üst üste gelince hepsi bir zincirleme kötüye doğru bir gidiş başladı. Onu soracağım hocam. Çok sakatlık oldu. Şu yorumlar yapıldı. Ki bu yorumu zaman zaman ben de yaptım. Yani açıkça söyleyeyim. Sezon başı takım iyi hazırlanmadı. Ya da bir eksiklik vardı. Sezon başı kampı olmadı. İstanbul'da oldu. Yurt dışına gidilmedi. Oyuncular antrenmanlardan sonra evlerine daldılar. Kendilerine bakmadılar vesaire vesaire. Bir sürü şey yazıldı, çizildi, yorumlandı. Gerçekten öyle miydi? Bizde de hata vardı diyor musun? Yoksa alakası yok, biz takımı çok iyi hazırladık mı diyorsun? Şimdi hiçbir şeyin alakası da yok diyemeyiz. Alakası var da diyemeyiz. Ama bizim ülkede şöyle bir durum var. Ya bir başarısızlık olduğunda acayip yorumlar oluyor. Alakasız yorumlar oluyor yani. Şimdi sakatlık oluyor diyelim. İyi çalışmadık. Yatmadı. Özel hayatına bakmadı. Ya arkadaş, bu insanlar, futbolcular da dahil, bizler de dahil, ciddi bir iş yapıyoruz ve büyük paraların döndüğü bir sektördeyiz. Yani bu kadar basit değil. Hani idmandan eve gitti, yok evden restorana gitti de sakatlandı. Bu kadar basit değil bu işler. Yani bunlar hani 15-20 yıl önce belki hak verebilirdim ama şimdiki bu bütün antrenörler için söylüyorum. Herkesi, bizim ülkemize de bu yeni yeni giriyor. Artık ekipleşme, daha kalabalık ekipler. Eskiden iki tane yardımcı hoca vardı. Bir kaleci hocasıyla ekip kurulurdu. Şimdi öyle değil. Analizcisi, kondisyoneri, sakatlık sonrası, atletik performansçısı, işte doktor ekipleri, fizyoterapist ekipleri, yani inanılmaz bir 15 kişilik bir ekip. Tabii değişim var. Şimdi bunun içinde gene ne yaparsanız yapın vücutla oynuyorsunuz. Yani o oyuncular vücutla oynuyor. Sakatlık oluyor. Kampla alakalı şunu söyleyebilirim. Biz Beşiktaş'a geldiğimizden beri bir sene, şampiyon olduğumuz sene de kamp yapmadık. Kamp derken yurt dışı pandemiden dolayı gidemedik. Evet. O sene de biz kamp programını yaptık. Hatta Beşiktaş'ın bu sene gittiği İspanya'da dahil aynı programı yaptık. Pandemiden dolayı izin alınmadı. Gidemedik. Gidemediniz. Ne yapacağız gidemeyince? Hayır yani şimdi kamp yapılmadı deniyor ya. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi kamp yapılmadı da bizle alakalı bir durum değil yani. Aldım. Şampiyon olduğumuz sene de yapılmadı ayrıyeten. O zaman da şampiyon olduk. Kimse demedi yani bize. Bir de şöyle bir şey var. Kamp yapmadınız. İyi giderken bazı şeyler, söylemler sempatik gelebiliyor. Mesela Sergen Yalçın şöyle yapıyor. Sempatik. Başarılı çünkü. Başarısızken. Onu söylüyorum. Tabii. Ben şunu söylüyorum. Mesela idmana gelmediği falan yazıldı. Ya enteresan şeyler yazılıyor. Onu anlatıyorum. Biraz önce de söyledim. Yani adamla yan yana olmayıp. Ya ben Beşiktaş'ta da ya çok net transfer görüşmesi dahil. Adam yan yanayız. Bir yerden haber geliyor oradan. Siz diyor buradaymışız. Ya yan yanayım arkadaş. Nereden orada olacağız? Biz ışınlanamıyoruz ki. Yani çok farazi haberler de var. Tabii. Anladın mı? Yani inanılmaz var. Hele hocayla ilgili şundan dolayı fazla var. Dediğin doğru. Şimdi hoca çok popüler bir kişilik olduğu için insanlar da büyük ihtimalle yani yazılayım, okunayım, bilmem ne diye çok enteresan şeyler söyleniyor.
Yani Beşiktaş gibi bir kulüpte teknik direktör olup, bu Sergen, Ahmet, Mehmet değil. Ya antrenmana gelmemesi söz konusu olabilir mi ya? Tabii. Ya böyle bir şey, yani sence zihnin alıyor mu yani? Tabii. O oyuncuyla nasıl çalışacaksın ondan sonra? Tabii. Bir de Sergen Hoca'nın şöyle bir şey var. Takımda çalıştığı zaman oyuncu olmamasına rağmen teknik adam olsa da o takımın yıldızı Sergen Yalçın oluyor. Ve en çok konuşan isim o oluyor. Ya o hoca nereye gitse olur. Olur. Ona yani kimse aksini iddia edemez. Ama çok önemli, biliyor musun? Oyuncular onu gördüğü zaman inanılmaz saygı duyarlar ve duyuyorlardır da. Tabii ki yani yaptığı işler özellikle o hem oyunculuğu, antrenörken de bir sürü iş. Biz sadece Beşiktaş'ta şampiyonluğu değil, ondan önceki kulüplerde de onun hedefine göre başarılıyız. Tabii. Yani herkesin bir hedefi var. Ya şimdi büyük takım çalışıyorsan şampiyon olmak zorundasın. Hedefin bu. Aboubakar gitmeseydi, son haftalarda oynasaydı daha rahat şampiyon olurdu Beşiktaş, değil mi? Abi Aboubakar bize oynamadığı sürece zarar verdi. Yani vermedi diyemeyiz şimdi. Oynayamadığı sürece mi? Son haftalarda çünkü hani sakat dendi, bilerek oynamadı dendi. Ha. Oynamak isteseydi oynardı dendi. Ya aynı sakatlıkla çok, o zaman Larin'in de galiba daha fazlası vardı. Oynayabilirdi ama şimdi ha, Larin oynadı, Aboubakar oynamadı. Yani o oynadı oynamadı. O Murat Şahin olarak söylüyorum. Bence oynamadı. Oynamadı. O ayrı bir şey tabii ki ama oynasaydı avantaja kalır mıydı? Kalmazdı. Az 4 hafta önce bizim işimiz biterdi. Peki Aboubakar geçen seneye devam etseydi siz halen Beşiktaş'ta çalışıyor olur muydunuz? Ya onu söylemek zor. Şöyle zor. Şimdi sonuçta bir tane adamla olan bir şey. Bir takım oyunu oynanıyor. Bir kişiyle olacak bir iş değil. Ama başarılıyla başarısız. Şimdi mesela ismen baktığınızda transferlerimiz, yanlış demiyorum. Ha, yanlış anlaşılmasın burada. Yani yanlış transfer yaptık değil. O zaman için onlar alınabilirdi. Aldık. Yani yönetim, biz, onay verildi, alındı. Ama oldu mu olmadı. Bazen olmuyor. Bazen de şimdi kimse Rozier'i tanıyor muydu? Yok. Geldi, tuttu, oldu. Raşit'i bile belki şimdi tamam biliniyor ama tanımayan çok adam. 10 kişiye sorsan 8'i bilmiyordur. Tabii. Ama oldu. Olduğu zaman zaten başarı gelebilir. Çünkü tabii, bir takım bütünlüğü oturduğu zaman sadece yani çok iyi antrenör, kötü takımla mesela iyiye getiremezsiniz. Belli bir seviyesi olması lazım. Ha, bazen oluyor, bazen olmuyor. Yani o da biraz şansla ilgili. Şansla ilgili derken yani bir sürü etken var bir transferin olması için. Adamın ailesi var. İnsanla çalışıyoruz yani. Buraya gelişinde adapte olması var. Ondan önce yaşadığı mesela Alex'le ilgili. Alex'i Joseph de çok istedi onun gelmesini arkadaşlarıyla. O da biraz gelmesinde çok faydası oldu. Hani bizle konuştu, hocayla konuştu, yönetimle konuştu falan. Şimdi Alex'e kötü futbolcu diyebilir miyiz? Diyemez. Ama adam bir şeyler yaşamış. İşte 9 ay oynamamış, işte Arapistan'a gitmiş falan filan. Belli bir yere gelmiş. Ondan sonra geriye düşüşe geçmiş. Bize denk geldi. Evet. İşte onu toparlayacağız derken, hatta ilk 2-3 maçta bir gol falan iyi giderken birden sakatlık başladı. Şimdi sakatlık başladığında şimdi bunu dersen iyi çalışmadınız, çok ucuza kaçarız. Tabii. Adamın bir fizyolojisi de var. Yani bunu unutmamak lazım. Oradan geri dönüşü var. Bundan geçmişi var. 9 aylık bir oynamaması var. O arada yaşadığı sakatlıklar var. Yani şunu dersen iyi çalışmıyorlar dedim mi çok ucuza kaçarız yani. Aboubakar, o kadar basit değil. Aboubakar'la sezonu devam etseydiniz farklı olur muydu? O sorum oydu. Geçen sene. Mesela Şampiyonlar Ligi. Bir sene sonrası. Olurdu tabii. Şimdi Aboubakar gerçekten oyuncu profili olarak bölgesinin en iyilerinden bir tanesi. Yani çok farklı olurdu. Çünkü sisteminizle ilgili oynattığınız bir oyun vardı. Bizim işte geldiğimizden beri herkesin, bütün kamuoyunun takdir ettiği bir oyunumuz vardı. Bununla da anahtar oyuncular var. Şimdi onlardan bir iki tanesini kaybettiğiniz zaman ister istemez oyun başka bir yere gider ve o sonuçlar da üstüne kötü gelirse sıkıntı yaşarsınız. Şimdi Aboubakar bizim oynatmak istediğimiz hocanın düşünceleri için önemli bir figürdü. Devam edebilirdik yani. Onu şu an tabii yaşamadığımız için bilemeyiz ama Aboubakar önemli ve etken bir oyuncu. Sergen Hoca peki geçen sene neden ısrarla ayrılmak istedi?
Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O ayrılmakla istediğiyle kimse Beşiktaş gibi veya başka bir camia da olabilir. Büyük takıma gelmişsin. Oranın sembolüsün. Antrenörken de şampiyonluk yaşamışsın. Daha da yücelmişsin. Kimse oradan ayrılmak istemez. Ama süreç, sahada yaşananlar ve hocanın içindeki o sevgi biraz bizi bu yola itti. Niye? Çünkü olmuyor. Olmadı yani. Bir şeyler olmuyor. Bunu gördüğü için de hoca daha fazla zarar vermemek için ayrılma kararı aldı. Oyuncuların son dönemde size bakış açısı değişti mi? Ya çünkü hoca ben elimden geleni yapıyorum ama bazen oyuncular yapamıyor. Bir Alanya maçıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir açıklaması vardı. O dakikadan sonra oyuncuların hocaya karşı bakış açısı ya da bile isteye oynamaması olabilir mi? Çünkü Türkiye Süper Kupayı kazandı Beşiktaş. Önder Karabeli'yi de getirdiler. Hep beraber kupa kaldırdılar. Mesela benim bir anda kafamda öyle bir soru işareti belirdi. Ya şimdi oyuncular bilerek oynamamazdı. Hiçbir oyuncuyu bunu yapacağını düşünmüyorum. Ha, belki tek tük bir şeyler bizde oldu diye demiyorum. Ama şu oluyor. Oyuncu grubu da insan ve onlar da seni takip ediyor. Kötü gidişat, işte psikoloji senin nasıl bozuluyorsa onun da Onu bozuluyor. bozuyor. Yani o da performansları düşürüyor. Düştüğün zaman da hem sen düştün, oyuncu düştü, bir ortaya başarı çıkma şansı yok. Tabii. Öyle bir handikap yaşadığımızı söyleyebilirim. Yani oyuncular da mental olarak düştüler. Siz de düşünün o zaman. Sonuç gelmiyor. Sonuç Sonuç gelmiyor. gelmedikçe bu sefer çünkü bir camiaya karşı sorumluluğunuz var. İstiyorsunuz ama olmuyor. Onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Yani kendinizce bir planlarınız var. Bakıyorsunuz olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bir sene önce şampiyonluk yaşamışsınız. İster istemez bir kaosa giriyorsunuz. Onun sonucu da kaçınılmaz oluyor. Benim şahsi fikrim şampiyon olunduktan sonra Sergen Yalçın'la sözleşme erken yapılsaydı, Sergen Hoca tatile mutlu gelseydi, o kriz olmasaydı ve yönetimle yine kenetlenmiş bir şekilde bir aile gibi sezona devam edilseydi bence çok daha başka sonuçlar ve skorlar elde edilirdi. Bu benim kendi şahsi fikrim. Katılır mısın? Ya da bununla beraber hiç Ya yalnız kaldığınızı hissettiniz o mi? olabilir tabii ki. Yani niye her şey olabilir. Yani her şey bir nedendir. Yani şunu demek istiyorum. Yani biraz önce konuşurken hani başarısızlık var. Bunun sebebi bu mu? Ya birçok şey Birçok bir şey. araya geliyor zaten. Tek başına bir şey olmaz. Tersi olduğunda da başarılı oluyorsun zaten. Her Tabii. şey bir ara olumlu gittiğinde başarılı oluyorsun. Ama bazı zamanlarda futbol oyuncuyken de yaşadık biz bunu. Takımlar hepsinde de var. Yani zaman zaman yaşayabilir. Bazı şeyler bazen istediğin gibi olmuyor yani. Bunu engellemesi çok bir insanla çalışıyoruz yani. Doğru. Biz de insanız ve insan çalışıyoruz. Seyircisi insan, yöneticisi insan. Yani psikolojik etkenler çok fazla olduğu durumlar var. Sonuç endeksli bir oyun oynuyorsunuz. Tabii. Sonuç. Yalnız kaldığınızı hissettiniz mi hiç? Ya onu kötü gidişatta hissediyorsun ya. Hissediyorsun. Hissediyorsun. Hissetmiyorsun dersen bir yalan olur. Tabii. Yani hissediyorsun. Zaten az önce konuştuk. Batshuayi, Pjanić, Salih, Larin hiç randıman alamadınız, katkı alamadınız. Dilersen bir geçmişe gidelim. Sergen Hoca ile berabersin ve futbolculukta da beraberdiniz. Çok güzel günleriniz, beraber birlikte yaşadığınız güzel hatıralar, anılar var. Bir Denizli maçı var. Sergen Hoca ile yaşadığınız. Şu anda bir gülümsedin. Aha. Bizi de gülümset istiyorum hocam. Ya hocayla zaten anı bitmez. Yani hoca çok pratik zeka ve hazır cevap olduğu için çok acayip zaten bir sürü anlatılan da yani onların çoğu biraz da abartılı tabii ki ama benim de öyle oynarken Beşiktaş Denizli maçında Denizli deplasmanında maçı oynuyor. 3-1 mağlup olmuştuk Del Bosque zamanı. Maç bitti. Ömer Ali değil, Ömer Rıza Ömer o Rıza. İngiliz Evet bir kısa çocuk boylu. orada. Evet, Trabzonspor'a ha. gitti. İlk golü ben yerken onun pozisyonumu yanlış aldım. İlk gol bitti. İşte penaltıdan biz Tümer attı galiba. 1-1 oldu. 2-1, 3-1. Neyse mağlup olduk. İçeri girdim ben soyunma odasına. Üzgünüz tabii herkes. Mağlup mu oldunuz, kazandınız mı? Mağlup oldum. Mağlup oldunuz. 3-2 bitti galiba. Ya 3-2'ydi ya 3-1. İçeri girdik. Hoca geldi şimdi Sergen Hoca. Murat dedi. Ne oldu dedi.
o golle ne yapıyordun dedi. Abi dedim, pozisyonumu alamadım, yanlış yerde duruyordum dedi. Doğru söylüyorsun dedi ya. Senin dedi orada ne işin var dedi. Yedek kulübesinde olman lazım. Güler misin, ağlar mısın? İnanılmaz ya. Yani, mesela Koray Avcı da Sergen Yalçın gibi hazır cevap. O da komik. Aynen. Yani şimdi çok anı çok oluyor tabii. Oyunculukta özellikle. Şimdi maçı da mağlup olmuşuz. Öyle yanlış yerde duruyordum. Evet, bence de kulübede durum olmaz. Senin bir de onunla Adana, sen Adana Spor'da oynarken uzun saçlısın. He, oturarak gol attı. Oturarak gol attı sana. Onun makarasını yapıyordu sen uçakta sürekli. Yapıyor. Hoca hiç unutmaz öyle şeyleri. Hala da yapıyor yani. Devam yapıyor ediyoruz. Değil mi? Devam ediyor. Var mı aklına gelen başka? Için. Ya o dönemde mesela çok keyifli idmanlar. Tayfur Avuç'u, İbrahim Üzülmez, Sergen Yalçın, böyle beşekiler. Hatta bir gün İbrahim Üzülmez'e şey dedi ya, ben hatırlar mısın, ben uçaktayız, dedim ki kaptan dedim, Zidane mı daha iyi, sen misin daha iyi dedim. Zannediyorum ki Zidane daha iyi diyecek. Ya dedi, benim de yanımda öyle adamla oynuyorsa ben de o kadar dedi ön plana çıkarım. Görmüyor musun benim yanımdaki kazmaları dedi. Gösteriyor böyle. İbo ile çok uğraşıyordu. Çok uğraşıyordu. İbo iyi futbolcuydu ama o kazmalık konusunda haksız da değildi. Hep böyle Tümer Metin'le böyle tam böyle aranda problem yoktu ama bir inceden inceye bir soğukluk da vardı. Ya o şeyden oluyor işte. Yani diğer sol ayak derdi ona mesela. İşte o ikisinin de arasında aslında kamuoyunun yüzünden oluyor. Şimdi hep bir karşılaştırma yapıldığı için. Evet. İster istemez onların arasında kişilik olarak veya sohbet olarak bir sıkıntı yok. Ama öyle bir gündem oluşturuluyor ki işte o da solak, işte o daha mı iyi, bu daha mı iyi? Yani aslında böyle bir şeye gerek yok. İkisi de kendine göre iyi futbolcu. Ama o işte kamuoyunun konuştuğu... O işte zaman zaman aralarında bir sorun varmış gibi geçiyor. Ama bu sefer soğukluk da oluyordu ama. Soğukluk o yüzden oluyor işte. Ulan o zaman birbirlerine karşı şey oluyor. Tavla maçları İster nasıl istemez. Geçiyordu? Tavla maçları. Tavlaları zor. Onları bir araya oturtamaz. Ben bir kere işte Ahmet Yıldırım'la bir Antalya'da kamptaydık. O zaman bir turnuva düzenlemiştik. Yalvar yakar ikisini bir karşılıklı bir kere oynatabildik yani. Başka nasıl da oynatamaz. Nasıl peki? Böyle buz gibi baba mı oldu? Tabii kimse konuşmuyor. Herkes hocam. Gerçek iyi ya. Ya inanamaz. Kimse konuşmuyor. Tabii. Şimdi Sergen Hoca tabii o zaman çok büyük futbolcu olarak. Ona karşı da herkes saygılı. Sevgisi var. Kimse bir şey olmasın diye aralarında bazen zaten uğraştırıp zor oturtmuşuz. Ama gol olduğu zaman birbirine sarılıyorlardı. Hatırlıyorum ve abi zaten onu anlatmaya çalışıyorum. Ya arada bir kin, nefret, tabii, kavga, tabii. Dövüş yok ki. Yok. Bir de kavga dövüş de olsa biz futbolda ya ben de çok kavga ettiğim arkadaşım var. Ya hala görüştüğüm arkadaşım var. O an bir şey oluyor. Kavga ediyorsunuz, anlaşamadığınız bir konu oluyor ama hiçbir zaman o sahada olmaz o. Çünkü sağ başka bir şey. Sağda herkes aynı amaç için uğraşıyor. Ne yapıyorsun? Rakibini yenmeye çalışıyorsun. İşte şampiyon olmaya çalışıyorsun. Avrupa'da başarılı olmaya falan filan. Ama herkesin ortak bir amacı var. O başka bir şey. Ama kişilik olarak herkes kimse de kimseyle arkadaş, kanka, aile dostu olmak zorunda değil. Tabii. O başka bir şey. Enkudu ile ilgili bir anınız var mı? Çok iyi randıman aldınız. Çok katkı sağladı şampiyonlukta. Ya Enkudu biz geldiğimizden beri ilk dönemimizde yani 3. olduğumuz sene devre arasına yakın gelmiştik. Kasım ayında gene öyle bir sürede geldik. Enkudu gerçekten inanılmaz yeteneklere sahip ki zaten Tottenham kadar yükselmiş bir oyuncu. Ama bir düşüşe geçmiş bir oyuncuydu. Enkudu ile hoca çok uğraştı. Yani gerçekten inandığı için hoca inandığı oyuncularla özellikle çok fazla ilgilenir. Enkudu ile de çok ilgilenir ama o kadar çok sakatlık yaşadı ki o çıkışı uzun vadeli hiçbir zaman göstermiyor. Arada işte 3 maç o iyi oynuyor, 4 maç iyi oynuyor. Ondan sonra bir sakatlık yaşıyor. Uzun sürüyor bir de sakatlıkları. 2-3 aydan aşağı gelmiyor. Yoksa inanılmaz da bir iyi niyetli ve çok seveceğim bir çocuk. Gerçekten iyi de çalışıyor. Yani istek yani öyle kaytaran şey bir çocuk da değil. Ama onun bence yani hayatında herhalde çok daha iyi yerlere gelememesinin en büyük sebeplerden biri sakatlığı. Sakatlık. Yani. Hatay maçı hoca açıklama yaptı. Göreceğiz o gün ne olacağını diye dedi. Maç 7-0 bitti. Zaten öncesinde biz şokuz zaten. Ben şimdi soyunma odasında izliyoruz. Hani hoca giderken ne diyeceğini bilmiyoruz tabii ki de. Onu gördüm şoka girdim zaten. Şoka girdim. Peki dedim mi hocam böyle diyorsun sonra patlamayalım dedim mi? Ya patlamayalım değil de şimdi dedim daha da işi şey yapmak lazım. Bunun altında kalmamak lazım yani sonuçta.
Ki hoca da zaten o zaman şampiyonla 4 maç mı 3 maç vardı galiba. Evet. 3. maçtı galiba. Sondan 3. maç. Zaten istim üstündeyiz yani şampiyon olmamız lazım. Hoca da bunun üstüne konuşunca tabii bir kat daha fazlalaştı olay ki o hafta özel olarak bütün oyuncularla zaten devamlı bireysel ve takım halinde toplantıları yapar. Ama o hafta bir o daha istekliydi. Hatta ekstra mı? Larine iki defa ayrı ayrı konuştu. Larine hatta maçtan önce en az dedi iki tane atacaksın dedi ki o gün o da dört tane attı. İnanmış Allah'tan. Dört tane attı. Dört yani, tane attı. Bireysel ilgileniyor. Toplantılar yapıyor ama o hafta abi, ekstradan tabii, toplantılar yaptı. O da şimdi tahminim o da söylediği lafı biliyor yani. Tabii biliyor. Değil. Doğru. Ekstra bir motivasyon o maçta o şampiyonluğun hikayesinde önemli maçlardan bir tanesi. Gezal'la ilgili hatırladığınız bir anı var mı? Kasetle geldi. Hoca izledi. Çok beğendi. Geldi ve büyük katkı verdi. Şimdi yani Gezal'ın yetenekleriyle ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Yani gerçekten hem profesyonelliği de iyi. Gezal'la ilgili şöyle anı olarak şunu anlatabilirim. Hoca bir maçtan önce hatırlamıyorum ama Gezal oyundan aldı. 60'ta mı 70'te oyundan aldı. Bu biraz şey yaptı. Mutsuz oldu. Trip yapar gibi çıktı falan. Neyse o hafta geçti falan. Şimdi onu konuşmadık. Ben beklemiyordum öyle bir şey yapacağını hocanın. Oynatmadı. Karagümrük maçıydı. Atatürk Stadı'nda. Gezal'ı gönderdik. Isınmaya. 60 oldu. Ben şimdi konuşuyoruz işte ne yapacağız, ne edeceğiz, oyuncu değişikliği falan. Ben Gezal'ı söylüyorum. Hoca bakmıyor. Lafı değiştiriyor. Daha başka bir şey diyor. Cırt. Gezal da anladı. Olayı anladı. Ona bakıyorum oradan. O oradan gül artık öyle ki. Sen arkada, bir de dengesin bile. Tabii arkada bizim çocuklar var. Oynamayan grup. Onlar gülmeye başladı. Artık herkes anladı olayı. Tabii tabii. 90 dakika ısıttırdı valla. Almadı. Oyunu. Almadı oyuna. Ondan sonra zaten Gezal'da inanılmaz bir çıkış oldu. Çıkış oldu. İlk 6-7 hafta 10 hafta hiç gol atamıyordu. Hep asist yapıyordu. Sonra goller atmaya başladı. Onun sebebi neydi? Yani hoca onunla bireysel de çok fazla toplantı yapıyordu. Çünkü yeteneklerini görüyor. Hoca yetenekli oyuncuları zaten ayrı bir yere koyar. Ona daha çok ceza sahasına girmesini ve skoru atmayı. Hoca özellikle kenar oyuncularından sırf onun için değil genelde hepsinden gol bekliyor. Yani sadece santrafordan değil. O kenar oyuncularının daha fazla yeteneklerini önüne çıkartıp daha fazla gol bölgelerine gitmesini istiyor. Gezal'da da bunu çok defa tekrarladı ve Gezal da bunu yapacak yetenekte zaten. Yani ilk geldiğinde dediğin gibi biraz daha kaleden uzak daha çok asiste yönelik oynuyordu ki asist sayısı daha fazlaydı. Ama ondan sonra onu biraz daha hem ligimize alışıp hem konuştukça, antrenmanlarda yaptıkça daha çok içeriye girmeyi ve skora yansıtmaya başladı. Hocam, Tigana. Tigana ile beraber çalıştınız. Jean Tigana. Ne diyorsun Tigana ile alakalı? Var mı hatırladığın bir yorumun? Genelde gençleri vallahi seven. Tigana, evet gençleri seviyordu. Seni sever miydi? Severdi beni de. Tigana'da da tavla hastalığı vardı. Yani o da çok tavla oynardı. Tavlayı öğretmişler ona. Sinan Serhatlıoğlu vardı. Bizim. Büyük ihtimalle o öğretti. Ondan sonra her maçtan önce şeylerde ben de çok oynadım onunla. Peki, tavla oynadım. Tigana kim, değişik bir hocaydı. Kim yenerdi genelde tavları? Sen mi yenerdin? Ya o kadar hatırlamıyorum ama yani yeni bir herhalde yenerdik herhalde. Adam yeni öğrenmiş. Yendiği zaman şeyi değişir miydi? Tavrı sıkıştırır mıydı? Yok öyle çok agresif bir insan hiçbir zaman değildi. Yani sakin bir adamdı. Ayak tenisi çok oynardık biz. O hep beni takımına alırdı. Ben iyi oynarım bu arada. Onu da söyleyeyim. Çok komikti. Sergen Yalçın dedi ya bir gün. Tigana demişti. Sergen Yalçın evet benden daha iyi futbolcu. Onu gördüm. Sergen Yalçın'a sorduk. Bunu fark etmesi iyi oldu falan filan dedi ya. Evet o hocayla o araları iyi değildi. O çünkü Tigana daha çok kilo ve yağ oranlarına çok takıktı. Evet. O konuda çok takıldı. Sergen Hoca'da fazlasıyla vardı ya tabii. O zaman son zamanlarıydı artık tabii. Hocanın da biraz kilolu halleri diyelim. Tabii çekirdeği de çok ama uçuyor. O gerçekten çok ciddi. Şimdi Avrupa'da çalıştığı için kendi de çok tabii. İnce olduğu için onlara çok takıktı. Hatta biz her hafta yağ kontrolü falan yapardık. Hatta biz o Ramazan'la ikimizi yağ testine soktular.
O adam dedi inanamadı yani. Sonra dedi biz bir ay uğraştık tekrar şeye yani rakamlara inanamadı. Rakamları söylemeyeyim şimdi. Çok fazla. Ayvuru. Çok iyi aldınız. Çok fazla çıktık. Tabii. Yani şimdi tabii biz biraz da kaleci olduğumuz için yani çok, çok koşu olmadığı hareket ediyoruz da bizim daha farklı yerlerimiz çalıştığı için biraz daha fazla biraz da oynamıyoruz falan filan. Yağ oranlarımız yüksekti. Neden bahsedecektin Tigana'dan? Tavladan sonra bir yere geçecektin. Aranda bir ana hikaye. Ya zaten benim o çapraz oynadığım sene de Tigana'yla. O sene oynadık. O Antalya maçından öncesi. Evet, Antalya maçına geçelim istiyorsan. Ön çapraz bağ kopuk. Ayakların sarılı. Maça yürümen bile zorken, bastonla yürümen gerekiyorken maça çıktın. Ya o çok enteresan bir anı. Tabii şimdi anlatınca böyle olasılığı gelmiyor gibi gözüküyor ki benim için de öyleydi. Çünkü benim Sakarya maçı vardı. Ondan önceki hafta antrenmanda ben ortada oynuyordum. Hani böyle küçük çift kale yapıyoruz. Tayfur'la galiba bir ikili mücadeleye girdim. Bir ses geldi. Çaprazım koptu. Neyse işte ne olacak ne bitecek işte biz üzülüyoruz eşimle beraber. Onu geç. Perşembe, cuma oldu. İşte güçlendirmeler var falan. Hafta sonu maç oynandı. Sakarya maçı. Runye maç bitiminde taraftara bir hareket yaptı falan. Ceza aldı. Ya pazartesi oldu. Tabii o ana kadar benimle alakalı bir şey yok. Niye? Bizim üçüncü kaleci Korcan o zaman. Korcan Çelikay. Tahmin de o oynayacak. Şimdi üçüncü kaleci o oynayacak. Ya salı günü ya salı ya çarşamba salıydı galiba. Aşağıda ben salonda üst adalemi güçlendirmek için işte ameliyata gireceğim. Cuma günü ameliyat günü aldık. Cuma ameliyata gireceğim. Aa, bir baktım Korcan geliyor. Oğlum sen niye idmana çıkmadın dedim. Ne yapıyorsun burada dedim. Abi dedi ses geldi. Eyvah. Dizimden ses geldi. Ben anladım zaten. Ses geldi dedi. Çaprazı koptu. Aa dedim bunun da çaprazı gitti. Yarım saat geçmedi. Bir baktım Celal abi. Celal Kolat. Bizim o zaman futbol şubesi olmuş. Yanıma gel. Benim hala aklımda yok ama yani aklım şey yapmıyor. Çünkü ameliyat olacağım ya. Murat bu sakatlandı. Kalecimiz yok. Oynar mısın? Tamam bir anda şey oldum. Oynarım abi dedim. Ama nasıl oynayacağımı bilmiyorum dedim. Yani bilmiyorum çünkü sakatım yani. Oynarım ama dedim. Yani doktorla işte dur dedi bir doktorla konuşalım falan filan. Doktor geldi falan. Ya nasıl oynayacaksın diyor herkes. Ben de bilmiyorum nasıl oynayacağımı da oynarım dedim yani. Şimdi ihtiyaç var. Oynamam lazım. Çünkü şampiyonluğa gidiyoruz. Öbür haftada yani Antalya maçıyla oynayacağız. Bir hafta sonra da Fenerbahçe geliyor. Biz bir puan gerideyiz. Yenersek, iki maçı da yenersek şampiyon olma ihtimali tamam. İkinci olduk zaten o sene. Kezman attı. Yenildik biz içeride evet. Fener maçı var. O oynarsın oynamazsın falan filan dedim. Bandaj bir şey. Tigan oynamanı istemiyor. Ha sonra ertesi o da şimdi ona daha gitmedi tabii olay. Şimdi altyapıda bir çocuk vardı. İsmi aklıma gelmiyor şimdi. Onu çıkartacaklar falan. Kimse yani ufak da. Tabii. Neyse oynarsın oynamazsın dedim. Ben oynarım. Ama nasıl oynayacağımı bilmiyorum dedim. Ondan sonra ya Tigana soruyorlar işte Sinan'la falan. Ben oynatmam diyor. Niye? Sakat adam diyor. Nasıl oynatacağım diyor. Adam sakatlığını nasıl oynatayım diyor. Bu sakatlıkla hiç oynamaz diyor. Falan. Dedim ben perşembe günü doktorla falan konuştuk. İşte Celal abiyle konuştuk falan. Dedim ben bir deneyeyim kendimi. Ben de şimdi oynarım diyorum ama bilmiyorum yani nasıl oynayacağım. Çünkü diz yani bu. Tabii. Bir de kaleci sonuçta diz en önemli şey. Ya çıktım idmana falan biraz şey. Ulan boşluğa gidiyor ayağım. Ama söylemiyorum ben kimseye. Oynarım dedim ya artık. Ki oynamak da istiyorum. Dedim oynarım. Neyse o oldu bu oldu. Cumartesi maça çıktık. Çok bir risk ama ya. Çok inanılmaz yani. Ya risk de şimdi o an ya şimdi örneği de var mı bilmiyorum. Yani yok. Çünkü bir hafta oldu yani. Yine sakatlı. Olsa yine aynısını yapar mısın? Yaparım. Yaparsın. Ve maça çıktın. Ayağın bandajı, ön çarpaz ağa kopuk. 4 tane de kurtarış evet, yaptın. İyi de oynadım. Yılmaz Hoca da çıldırdı kenarda. Yılmaz Hoca da kurnaz ya. Daha önce de bir hafta şut itmanı çalıştırmış ben sakatım diye. Tabii sonra maçtan sonra geldim. Yılmaz Hoca ile ondan önce de 3 tane takımda ayrı ayrı çalıştım. Çok da severim. Ailece görüştüğümüz bir hocamız. Ondan sonra aradı. Hemen ulan bir haftada diyor şut itmanı yaptırdık diye. Ya çok iyi ya. Kurnaz ya hemen. Abi neler kaçırmış. Kaleci sakat demiş bir hafta şut itmanı yaptı. Tabii yaptım. Ali Bilgin kaçırdı, o kaçırdı, aynen. Bu kaçırdı. Zaten hep uzaktan vuruyorlar. Evet hep uzak. Hepsini çıkardın. Aynen. Hepsini çıkardın. Ya inanılmaz ya. O hayatım boyunca yani
sağ olsunlar taraftarımız da unutmuyor. Benim için çok özel bir maç. Yani belki senede 100 tane maç oynasanız bu kadar böyle bir anı yaşayamazsınız ama o gerçekten çok büyük fedakarlık çünkü. Hem fedakarlık, o gelişimi, yani bir hikaye olabilecek bir maçtı. Tabii. Allah'a şükür de iyi geçti benim için. Del Bosque, hatırladın anı. Çok değerli bir teknik adamdı. Del Bosque ile biz de yeni gelmiştik o zaman. O da yeni gelmişti. Zaten kariyerini, kişiliğini geldikten sonra tanıdık ki inanılmaz sevecen, babacan ve takımda oynayan, oynamayan herkesin sevdiği bir hocaydı ki giderken de çok üzüldüğümüz bir. Onunla anım şöyle, anım derken adam aslında hayatımda bir sürü şeyi daha farklı yapabilirdi. O şansı da verdi. İlk geldiğimizde, ya şimdi ben yeni geldiğim için ben de iyi çalışıyorum. Kampa gittik falan filan. Ya çocuklar geliyor işte, Emre'ler, Okan'lar, herkes, Koray'lar, bizim, hepsi bizim yanımda. Koray yoktu galiba. O sene Koray yoktu, hoca falan. Herkes bana diyor idman nasıl? Ya sen oynayabilirsin ha diyor falan. Ben iyi çalışıyorum şimdi. Lan ben de şimdi Oscar var. Oscar Cordova. Şimdi hani ilk gelirken kafada Oscar oynar. Biz de şans bulursak değerlendiririz diye geliyoruz. Hayalimizde var oynamak ama. Yani tahmin etmiyorum ama iyi çalışıyorum. Hazırlık maçlarında oynuyorum, iyi oynuyorum falan. Neyse, sondan bir hafta önce dedi ki son hafta işte lig başlamadan önce ilk maçta Malatya'da oynayacağız. Oynayacağımız kadroyla oynayacağım dedi. İdman'da. Biz Almanya'ya bir açılış maçına gittik. Şimdi hatırlamıyorum tam hangi kulüptü ama stadın açılışı var. Ya ben toplantıya girdik. Ya bu sağdan soldan çocuklar diyor ki ya bak seni oynatabilir diyor. Ben inanmıyorum. Ya dedim Oscar varken nasıl beni oynatacak falan. Onu oynatır diyorum. Aa hoca bir yazdı Murat. Bir başladı. Ben şoka girdim tabii. Şoka girdim derken hani bekliyor insan da ya oynatmaz diyorsun. Oynatmaz diyorsun. Yazdı falan. Neyse o maç iyi geçmedi. 3-2 mi ne yenildik galiba. Önemli değil. Malatya'da başladı benimle. O zaman da İnönü Stad'ın yıkılıp tek ikinci yapılışı. Evet. 6 hafta deplasman oynayacağız. Ya şanssızlığım şu. Ya 4 maç oynadık. İşte ilk Malatya ile başladık. 1-1 bitti. 90'da Ali Güneş attı falan. Hani 1-1 Yunus attı. 1-1. İzmit'te bir sonra Antep'de oynadık. Ha, içeride Osmanlı ile oynuyor. Tayyip herkese çalmadı. Antep maçı. Ya top daha elime değmedi. 2-0 oldu maç. Tabii tabii. 20. O oradan vuruyor. Çatala gidiyor. Ama oradan. 15 tane transfer var Beşiktaş'ın o sene. Tabii. Ya zaten hoca da daha yeni oyuncuları şey yapıyor. Tümer'i falan önlü böre oynatıyordu. Tabii tabii. Toraman, Tümer İbrahim falan. Toraman önlü böre oynatıyor. Önlü böre falan. Yani bir deneme yapıyor. O da ne o oldu bu oldu falan. Aa, bir baktık 6 maç geçti. Galibiyet yok. Tabii. Hatırlıyorum. En son çağırdı beni. Vallahi dedi yani inanıyor da yani bana şey olarak da inanıyordu. Ama dedi yapacak bir şey yok. Harbiden çok şanslısın dedi. 6 maç galibiyet yok. İster istemez tabii dışarıdan da baskı var. Oscar tabii. Nasıl oynamaz falan filan cartçut. Hatta o sene gene Oscar devam etti. Benden sonra bir de Ramazan'a oynatmaya başladı ondan evet. Sonra da. Yani Oscar hiç düşünmüyor. Düşünmüyor hoca. Ama işler benim istediğim gibiydi. Yani belki istediğim gibi ise daha başka bir yerlere de gelebilirdik. Tabii. Ama öyle bir anımız var yani hocayla özel bir. Ama gerçekten saygıyı hak eden iyi bir hocaydı yani. Ersin'le alakalı neler anlatırsın? Şu anda inanılmaz eleştiriliyor Ersin. İşte sözleşme problemi var, o var, bu var. Kaleye bulan son 15 şutun 10'u gol oldu. Ersin şu anda Beşiktaş taraftarının %80'ine çok sıcak bakmıyor, iyi konuşmuyor. Sergen Hoca da çıkardı, şans verdi, oynattı. Sırrı neydi? Şimdi genç oyuncu ve soğukkanlı olması lazım. Güvene ihtiyaçları var gençlerin. Tabii ki şimdi tecrübeli bir adama o kadar takmayabilir ama bir süreç var. Ki Ersin bizim zamanımızda şampiyon olmuş. 3 kupa kazandırmış bir kaleci. Ha, şu an tartışılır, kötü oynuyordur. Performansı kaybetmek kolay. Genç oyuncuyu kaybetmek kolay. Hocanın hatta Ersin'le ilgili yani ilk oynatmaya başladığında İlk söylediği laf şu aklımda çok, git 50 tane gol ye istiyorsan sen oynayacaksın dedi. O yani, güveni verdi. Güveni verdi. Orada bu çocuklara, Emre de öyle. Emre ki
Bizi geldiğimizde çıkarttık biz onu. Levent Hoca, bizim kaleci hocamız, özellikle onu bir iki idmanda görüp yukarı alalım demişti. Yukarı çıkarttık. O inanılmaz yetenekli. O da çok yetenekli. Sen kaleciydin, kaleciden de anlarsın. Ersin'le Emre'yi teraziye koyarsak hangi sağ basar? Deneyim olarak Ersin, evet. Doğru olmaz. Hani şey anlamında yetenekli. Çünkü farklı kaleciler. Yani Emre başka bir kaleci, Ersin başka bir. Yani mesela kıyaslamaları neye göre yapıyorsun? Neye göre? Yani şimdi bize sana Altay göre Emre olur, bana göre Ersin Uğurcan mı, Ersin mi, işte Volkan mı falan filan. Ya her birisinin başka bir yeteneği var, başka tabii bir özelliği var. Yani o kıyaslamalar çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama bu çocukların güvene ihtiyacıları var. Tabii. Ha kötü gidiyor. Herkes kötü oynuyor. Şimdi Türkiye'nin en iyi kalecisi 10 kişiye sorsam 9'u Muslera diyecek. Ya Muslera'nın oynadığı maçlara bak, sezonda en az 5-6 tane aynı golleri yiyor. Tabii. Hayır, onu anlatmak istiyorum. Ama bırakmak lazım. Yani bu çocukları biraz daha sabretmek lazım. Kolay değil. İnişli çıkışlı performanslar olacak. Golü de yiyecekler. Kötü golü de yiyecekler. Ha belki onlar yüzünden maçta kazanacak. Biz şampiyon olduğumuz sene de kaybettik. Yani kaleci hatasından yediğimiz goller yok mu? Var. Fark etmez. Ama güveni verdi. Güveni vereceksin ki devam etsin adam. Ne yapacağız? Kim oynayacak? Tabii. Valen İsmail nasıl buluyorsun? Başarılı mı sence? Ya şimdi hani şimdi çalışan bir antrenör, oradan ayrıldığımız için çok doğru olmaz. Her hocanın iyiliği, iyi yanları, kötü yanları, eksileri, artıları vardır. Tamam, artıları. Başarılı demek için bir şey başarmak lazım. Onun için çok erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha yeni, geçen sene işte 8 maç mı oynadı? Bu sene 7 maç, 15 yani, hazırlık maçları vesaire. Toplam yani o, bir 18-20 maçı var. Bir hocanın yani Türkiye'de özellikle başarısı için hedefin neyse onu yapabiliyorsan başarılısın. Değilsen değilsin. Peki, yani biz bile yani şimdi bir sene şampiyon olduk. Öbür sezon ne oldu? Yapamadık. Olmadı. Olmadı. Oldu, başarısız olduk. Her şey konuşulmaya başladı. İşte yok çalışmıyor, yok bilmem ne. Bir sene önce şampiyon olduk. Aynı ekibiz. Kadroyu beğeniyor musun Beşiktaş'ın kadrosunu? İyi kadrosu var. İyi şeyler yapabilecek, daha iyi şeyler yapabilecek kadrosu var. Ya zaten işte dediğim gibi bizim zamanımızda da yani ismen ilk sezon başı baktığında herkes şaşalı transferdi. Sahada ne verdikleri önemli. Evet. Verdikleri zaman iyi transfere ben öyle bakıyorum. Vegors mesela. Vegors şu an bence Türkiye Ligi'nin en iyi santraforlarından bir tanesi. Hatta birinci sıraya koyabilirim yani. Çok faydalı. Tam bir takım oyuncusu. Çok beğenerek izliyorum. Performansı da daha sezon başı daha da artacağını mesela düşünüyorum. Mesela geçen arkadaşla sohbet ediyoruz. Keşke dedim Vegors Sergen Hoca döneminde olsaydı. Vegors stili zaten tam hocanın stili. Yani tamam. Hocanın aradığı santrafor. Mesela Batshuayi olayında biz oradan da sıkıntı yaşadık. Şimdi Batshuayi kötü oyuncu, iyi oyuncu diyemem. Ya kötü diyemem. Ama işte antrenörün ne oynatmak istediğiyle alakalı, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Vegors o tarz bir oyuncu. Hocanın tarzı. Aboubakar evet, o tarz. İşte Batshuayi ona uymuyor mesela. Evet. Uymadığın zaman zincir bozulduğu zaman işte öbür tarafları da bozuyorsun. Onun doğru için tutmadı. Ama Vegors daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Şu an ligin en iyi santraforu o diyebilirim. Yılmaz Ural. Yılmaz Hoca gençliğimden hala görüştüğüm, hayatımda renkli anılar bırakan ve hala da bırakmaya devam eden Türkiye'nin en eğlenceli hocalarından diyebilirim. Mutlaka yüzlerce anım vardır. Tabii o Yılmaz Hoca var, tabii. Var. Yılmaz Hoca'nın ağzı biraz da bozuktur. Çok da böyle her anıyı anlatamazsın ama. Yılmaz Hoca'nın anılarını anlatmak için biraz biplemek lazım. Ama yani çalışması keyifli antrenörlerden bir tanesiydi ki ben Adana Spor, Rize, Kasımpaşa 3 yerde de onunla çalıştım. Yani bir hocayla atıyorum 3-4 tane anın olursa Yılmaz Hoca'yla 100 tane falan olur. Değil mi? Hatta Koray bir gün şey anlatmıştı. Bir gün dedi... Ha, birebir anlatacağım 100 tane anı var da şimdi tabii, televizyon karşısında anlatacağım yok. Rize Sebat maçı dedi, oynuyoruz dedi falan. Hoca dedi maçtan önce de biri hırslandır falan, takım kötü oynuyor falan dedi. Golü de yedik dedi. O sırada da Bursa Spor'da Yılmaz Hoca çalıştırmış. Tabii. Bursa'nın da düşmesini istemiyor tabii. Maça da asılıyor. Aynen. Sebat öne geçince bir anda diyor, bir baktım diyor, kulübe diyor bizim kalenin arkasında böyle yapmış, size göstereceğim. Ya bana o şöyle devam edeyim ben de.
Şimdi maç oynanıyor. Ben de konsantreyim şimdi, önüme bakıyorum. Arkamdan bir ses, Murat, Murat diyor. Ya dedim, hani artık üst üste söyleyince bir bak yani seyirci falan diye. Bir baktım Yılmaz Hoca. Çık diyor kaleden, çık diyor. Ya şu Yılmaz Hoca var. Bırak diyor kaleyi. Ben bu dakika ya çok komik ya. Ya dedim ne oluyor? Ya dünya tatlısı. Şoka girdim ama hiçbir şey, o zamana kadar görmemiştim. Ya mükemmel hikaye ya. Ya Yılmaz Hoca'da inanılmaz anılar var yani. Hele o biplileri anlatabilsek yani. Tabii, yani Yılmaz Hoca'dan fotoğraman çıkar ya. Üç program çıkar. Rahat çıkar. Çıkar. Ki öyle... çalıştı ne kadar oyuncu varsa ya yani yüzer yüzer anlatırlar yani. Hepsinin tabii, tabii. Hepsinde ayrı ama gerçekten babacan tavırlarıyla da olsun eğlenceli bir insan. Hala ki öyle devam ediyor. Ki hiç değişmedi. Hiç yani değişmedi. Mesela 2000 yılında oynadım. 22 yıl geçmiş. 2022, 22 yıl. Yılmaz Hoca aynı. Yani hem fiziksel olarak da değişmiyor, yapısı da değişmiyor. Yani sen, hiçbir yaşlanma örneği yok yani. Sen Yılmaz şeyde var mıydın? Vardı muhtemelen. Kasımpaşa ile siz kampa gittiniz. O işte Sedat Yeşilkayalar, Koray Avcılar, Cenk Hollanda'da, Hollanda'daydık. Hollanda'daydık. Kampta uzadı, hatırlıyor musun? Bir devre arası kampa gittin, sonra ikinci yarının başlaması süresi uzadı. Hatta sezon oyuncu, başı kampıydı. Ha, oyuncular gitmiş demiş ki eşlerimiz gelsin, kız arkadaşlarımız gelsin falan. Söz vermiş, sonra gelen giden yok, sonra eşi Seda abla gelmiş. O sezon başı kampıydı. Sezon başı. Hatta demişler ya sen bak izin vermiyorsun hocam, Seda abla da burada demiş, yemin ederim elimi sürmedim demiş. 22 mi 25 günlük bir kamptı yani, çok ciddi bir kamptı. Tabii, o ya, uzun çok bir kamptı. Ya çocuklar demiş yemin ederim elimi sürmedim demiş ya. Yani oyuncular da gibi hiçbir şey diyemedik o dakikadan sonra ya. Yılmaz Hoca da çok var ya. Ya çok komik ya. Hocam çok teşekkür ederim. Ne demek. Evini açtın, çok keyifli bir söyleşi oldu, ben çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. Çok teşekkür ederim. Muhtemelen izleyecek olan seyirciler, izleyiciler de çok keyif alacaklardır. Bundan sonraki kariyerinde, yaşamında başarılar diliyorum. Milli takım, başka takım, büyük takım ki artık apoletlisiniz. Beşiktaş'a şampiyon oldunuz, Türkiye Kupası aldınız. Çok deneyimlisiniz. İnşallah Allah gönlünüze göre verir. İnşallah. Hepimiz için hayat başarılarla dolu geçsin. Bizim için de geçsin. Sevgili seyirciler, Murat Şahin'le gerçekten çok keyifli bir söyleşi yaptık. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.